Evet, stüdyo konuğumuz Sayın Abdullah Çalışkan. Efendim öncelikle başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Dün grup toplantısında Başbakan Erdoğan son derece sert bir konuşma yaptı İsrail ile ilgili. Bu konuda sizin düşüncelerinizi de alacağız birazdan. Ama önce kısa bir haberimiz var. Sayın Çalışkan, dün Başbakan Erdoğan'ın gündemi çok yoğundu ve çok sert bir konuşma yaptı. Yorumlarınız nelerdir efendim? Evet, teşekkür ederim Seda Hanım. Sizin de belirttiğiniz gibi dün yapılan grup toplantısında Sayın Başbakanımız gerçekten sadece tüm Türk halkının değil, bütün dünyanın, dünyada bu tarz zulme karşı, bu tarz haksızlıklara karşı, barışa karşı yapılan müdahalelere karşı bütün dünya insanının görüşlerini, duygularını tercüman olarak gerçekten İsrail'e karşı çok önemli ve sert bir açıklamada bulundu. Hepimizin duygularına tercüman oldu. Evet. Tabii Sayın Başbakanımızın da belirttiği gibi bu konu kesinlikle kabul edilemez bir konu. Yapılan bu müdahale kesinlikle kabul edilemez. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Hem dünyada hem bölgede kalıcı barışın sağlanması, özellikle Orta Doğu bölgesinde huzurun, istikrarın sağlanması noktasında Türkiye her zaman gerekli adımları atmıştır. Gerek Suriye ile İsrail'in barış sürecine girmesi, Filistin ile İsrail'in barışı sağlanması noktasında ve diğer dünyanın her bölgesinde herhangi bir sorun olduğunda bunun çözümünün sağlanması noktasında Türkiye her zaman adım atmıştır, girişimde bulunmuştur. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bizim İsrail'e karşı kesinlikle böyle devlet olarak kesinlikle bir karşıtlığımız söz konusu değil. Ama nereden gelirse gelsin, hangi kaynaktan gelirse gelsin, biz Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa karşı her zaman mücadele edeceğiz. Sayın Başbakanımız da dedi, tüm dünya sırtını dönse bile biz Filistin'e destek vereceğiz. Bu Filistin meselesi değil, bu zulme uğramış, mağdur edilmiş, ambargo uğramış, haksızlığa uğramış herkese karşı Türkiye geçmişte de böyle tavır almıştır. Bugün de aynı tavrı sergilemektedir. Sayın Çalışkan, İsrail alenen bir saldırı gerçekleştirdi. Uluslararası karasularında Türk bandrolu bir gemiye ve içeride değişik 32 milletten, 32 ülkeden vatandaşlar vardı. İsrail bu saldırıyı planlarken ya da yaparken, yaptıktan sonra da arkasında dururken mutlaka belli planlar, belli projeler çerçevesinde hareket ettiği aşikar. Bu konuda tabii ki Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve gerekli diplomatlar, büyüklerimiz çok ciddi adımlar attılar. Evet, Birleşmiş Milletler nezdinde çok acil, hızlı bir kınama kararı falan çekti. Fakat İsrail bugüne kadar Birleşmiş Milletler tarafından verilen cezaları, uyarıları ya da kınama kararlarının hiçbir tanesini kale almadı. Bu saatten sonra dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da grup toplantısında sizlere hitap ederken, dünyaya hitap ederken Türkiye bu işin peşini bırakmayacak derken nereye kadar gidecek efendim? Neler yapılacak? Tabii ki diplomasi ve hukuk çerçevesinde, kuralları çerçevesinde hareket edilecek ama İsrail'in bu hukuk tanımaz, kural tanımaz, kınama kararı tanımaz, Birleşmiş Milletleri tanımaz ve dünyayı tanımaz tavrına nasıl, ne şekilde karşılık verecek Türkiye? Biz Türkiye olarak uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ederek, diplomasi çerçevesinde hareket ederek, az önce de söylediğim gibi bu tip sorunların çözümü noktasında Türkiye olarak hem Birleşmiş Milletler nezdinde olsun, Avrupa Birliği nezdinde olsun, NATO nezdinde olsun, İslam Konferansı nezdinde olsun, bütün diplomatik gücümüzü kullanarak uluslararası hukuk sistemi dahilinde bu yapılan haksızlıklara karşı en üst düzeyde mücadelemizi geçmişte de sürdürüyoruz, şimdi de sürdüreceğiz. Biz diyoruz ki güçlü olanın haklı olduğu bir dünyadan haklı olanın güçlü olduğu bir dünyaya doğru ilerlemek lazım. İsrail'in belki bir takım lobi güçleri vardır, farklı güçleri vardır, farklı ülkeler nezdinde farklı lobileri olmuş olabilir. Ama Türkiye olarak biz her zaman haklının yanındayız, haklının hakkını alabilmesi için mücadele edeceğiz. Bunun için de hangi gerekli girişimler gerekiyorsa, uluslararası örgütler bağlamında, diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında Sayın Başbakanımız birçok ülkenin Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla görüşerek bu konu artık dünyanın meselesi haline geldi. Geçmişte bu konular tartışılamazken, gündeme dahi getirilemezken artık Türkiye'nin girişimleriyle, Türkiye'nin uluslararası örgütler nezdinde artan önemiyle, etkinliğiyle artık bu haksızlıklar dünyanın gündemine gelmiş durumda ve bunu artık dünya tartışmalı.
ve gereken girişimleri sadece Türkiye değil, az önce de söyledim, Türkiye'nin meselesi değil. Bu dünyanın meselesi, bütün dünya ülkeleri, bütün uluslararası örgütler, uluslararası topluluklar hep beraber bu sorun masaya yatırılmalı ve dünya barışı için, kalıcı bir barışın sağlanması için hep beraber bunun tartışılması lazım. Bizim Türkiye olarak yaptığımız bu konuyu gündeme getirerek uluslararası alanda bunun tartışılmasını ve bir sonuca bağlanmasını sağlamak. Siz de belirttiniz, geçmişte de Birleşmiş Milletler İsrail'in yaptığı haksızlıklarla ilgili birçok kararlar aldı ama İsrail hiçbirini bugüne kadar uygulamadı. Artık bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olamaz. Çünkü gerçekten tamamen insani yardım amaçlı uluslararası karasularda hareket eden bir gemiye bu tip bir saldırının yapılması kesinlikle hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir konu. Bunun, bu artık dünyanın, dünya ülkelerinin gerçekten nasıl davranacaklarına yönelik gerçekten bir gösterge olacaktır. Güçlü mü haklı, yoksa haksızlığa uğrayanlar mı haklı? Bunu hep beraber göreceğiz. Biz de burada, Başbakanımız da özellikle vurguladı. Biz, hiçbir ülke bile desteklemese biz her zaman haksızların, mağdurların, zulme uğrayanların yanındayız. Ve bundan da hiçbir çekinecek noktamız yok. Çünkü Türkiye güçlü bir ülke. Biz geçmişte de her zaman haksızlığa karşı bir güç olarak haksızlığın karşısında durduk. Bugün de bu tavrımızı devam ettireceğiz. Ve inanıyorum ki bundan sonra dünya daha farklı olacak. Bunu hep beraber başaracağız. Sohbetimize devam edeceğiz. İsrail, Türkiye'deki diplomat ailelerini geri çağırdı. Tel Aviv, Ankara'daki Büyükelçilik'te çalışan personelin ailelerinin İsrail'e dönmelerini istedi. İsrail uluslararası kamuoyunun çağrılarına kulak tıkayıp Gazze ablukasını kaldırmayı ve olayı bağımsız soruşturmaya açmayı reddederken Beyaz Saray'dan Tel Aviv'i destekleyen açıklamalar geliyor. İsrail Ordu Radyosu'nun çarşamba günü bildirdiğine göre Tel Aviv, Ankara'daki Büyükelçilik'te çalışan personelin ailelerini ve akrabalarını İsrail'e çağırdı. Radyoya konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, başkent Ankara'daki konsolosluk ve Büyükelçilik çalışanları ile ilgili yaklaşık 50 kişinin evlerine dönmekte olduğu bilgisini verdi. Soruya göre Sayın Çalışkan, peki ne olursa olsun Filistin'in arkasında duracağız dediniz ama neden diğer Arap ülkelerinden hiç ses çıkmıyor? Ya tabii bu sorunun cevabını mutlaka o ülkelerin liderlerine sormak lazım ama ben görevim gereği bütün Arap ülkelerine temaslarda bulunan bir milletvekili olarak orada da özellikle o ülkelerin halklarının bu konularda son derece hassas olduklarını ama o ülkelerin yönetimlerinin bu anlamda Türkiye'ye kadar seslerinin çıkmadığını görüyoruz. Ama dediğim gibi bu olay artık kimsenin göz ardı edemeyeceği bir boyuta ulaştı. Yani 32 milletten bir sivil, insani amaçlı bir gemiye biz bir takım zorluklar çıkaracaklarını, bazı sıkıntılar olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu şekilde kendi kara deniz sahasında olmamasına rağmen, 72 mil açıkta uluslararası deniz sahasında olmasına rağmen bu şekilde bir saldırıyı gerçekten hiç kimse beklemiyordu. O açıdan artık kimse bu konuyu, bu sıkıntıyı, bu sorunu göz ardı edemez. Mutlaka Arap ülkeleri de olsun, diğer Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri bu konuda gerekli adımları atacaktır. Bizim yaptığımız bu konunun takipçisi olmak. Yani bu konu tekrar zamanla gündemden düşmemesi noktasında biz bu konuyu Türkiye'nin dünyada artan etkinliğini de kullanarak gündeme getireceğiz. Bizim İsrail'le sistematik bir düşmanlığımız, bir karşıtlığımız değil. Evet. Tamamen insanlık konusunda her zaman insanlığa karşı suç işleyen kim olursa olsun bunun yanındayız. Az önce de dedim, haklı olan güçlü olsun. Maalesef güçlü olan konuşuyor. Güçlü olan işte bir takım uluslararası medyayı da bir takım kaynaklarını da kullanarak güçlü olanlar kendilerini haklı gösteriyor. Artık dünya değişmeli. Ben inanıyorum ki bu olayda dünyanın artık barışa doğru ilerlemesinde çok önemli bir adım olacaktır. Bizim yapacağımız da bunu her alanda takipçisi olmaktır, gündemden düşürmemektir. İnanıyorum ki zamanla her ülkenin halkları da bu konuda
gerekli yönetimlerin nezdinde girişimleri başlayacak. Evet, ilk dakikadan itibaren gerçekten ciddi çalışmalar var, az önce de ifade ettik. Zaten o andan itibaren de biz de yayınlarımızda bunu anlatıyoruz, aktarıyoruz. Evet. Türkiye, İsrail ile yapılacak olan 3 tatbikatını iptal etti. Orada oynanacak genç futbolcuların maçları iptal edildi. Birçok şeyler, hatta İsrail'de Türkiye'ye gelen turist gemisini, 50 bin kişilik galiba yanlış hatırlamıyorsam bir kafileyi geri çağırdı ülkesine. Hatta Türkiye'deki turistlere seslendi, ülkenize geri dönün diye. Fakat kamuoyunda şöyle bir beklenti var. Daha başka somut olarak Türkiye tabii ki çalışacak ama İsrail'e yapılacak, verilecek ceza bu noktada neler olacak somut olarak? Neler olabilir efendim? Yani burada tabii şunu da özellikle vurgulamak lazım. Bu yapılan son müdahalede, saldırıdan İsrail içinde de birçok İsrail vatandaşının da rahatsız olduğunu görüyoruz. İşte Amerika'da yapılan tepkilerde, protestolarda birçok Yahudi kökenli insanların, Türkiye'deki Türk Musevi cemaatinin açıklamalarına baktığımız zaman burada mesele İsrail yönetiminin yapmış olduğu bu tavır. Yani tamamen İsrail halkını bunun içine kapsamak da bence doğru değil. Burada önemli olan bu tip saldırıların, işte orada Gazze'deki ambargonun kaldırılması, tamamen insani bir ortama bölgenin kavuşması, barışın, huzurun sağlanması. Bizim yapmak istediğimiz bu. Yoksa biz İsrail'e düşman olalım, İsrail'e karşıt adımlar atalım, bir takım sizin bahsettiğiniz gibi cezalar verelim şeklinde kesinlikle böyle bir düşüncemiz yok. Önemli olan bölgede barışın sağlanması. Biz geçmişte Suriye ile İsrail arasındaki barışın sağlanması için arabuluculuk rolü üstlendik, biliyorsunuz. Hı hı. Orada birçok temaslarımız oldu. İsrail ile Filistin'in sorununun çözülmesi noktasında girişimler başlattık. Filistin'in kendi içerisinde El Fetih ile El Hamas'ın sıkıntılarının giderilmesi noktasında bir takım rollerde bulunduk. Yani bizim amacımız bir ülkeyle karşı karşıya gelmek değil. İşte son İran konusunda, nükleer konuda, yani bölgede huzur olsun, barış olsun, kalıcı bir istikrar olsun, böyle ülkeler birbirine güven duysun. Kesinlikle biz İsrail'e ceza uygulayalım, yaptırım uygulayalım, işte anlaşmaları iptal edelim ama oradaki yönetimin, dün başbakanımızın da söylediği gibi, aklı selimle düşünmesi lazım. Eğer gerçekten bölgede barış istiyorsa bunu göstermesi lazım. Gazze'ye ambargoyu kaldırması lazım. Mısır'ın burada ambargoyu, kendi uyguladığı kapılarını, ki bir girişim açtı, başladı, evet, açıldı. Bunlar çok önemli gelişmeler. Bizim istediğimiz bu. Yoksa biz hiçbir ülke, yurtta sulh, cihanda sulh, bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün, evet, bize öğrettiği düstur çerçevesinde biz hiçbir ülkeyle hasım olmak derdinde, niyetinde değiliz. Bölgemizde huzur olsun, kalıcı istikrar olsun. Bunun arayışı içerisindeyiz. Ve bu dün başbakanımızın gösterdiği tepkide İsrail yönetiminin bu anlamda bölgede barış istediğini göstermesi nezdinde, diğer ülkelerin de aynı şekilde, herkesin samimi bir şekilde İsrail'e karşı düşüncelerini ifade ederek bu bölgedeki barışa katkıda bulunmalı. Tek istediğim. Sayın Çalışkan, çok önemli bir konuya girdiniz. O konuyla alakalı size daha başka önemli sorular soracağım ama şimdi Başbakanlık resmi konutuna bağlanacağız. Bu arada Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Türkiye'ye doğru hareket ettiği haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüşmüştü. Hatta olayın, vahim olayın tesirini Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için de bu Türkiye'nin 11 Eylül'üdür ifadesini kullandı, biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu. Evet. Evet, şimdi bu bağlamda şimdi Akdeniz'de İsrail'in, az önce siz söylediniz, Türkiye'nin son zamanlarda girişimleri oldu. İran'la alakalı olsun, oradaki barışla alakalı olsun, İsrail-Filistin arasındaki sıkıntılarla alakalı olsun. Son zamanlarda ciddi atakları var. Bölgede rol sahibi, söz sahibi olmaya başlıyor Türkiye. Evet. Bu anlamda İsrail'in yapmış olduğu bu saldırı, buranın kabadayısı benim, burası benden sorulur gibi bir anlam çıkartılabilir mi? Türkiye'yi etkisizleştirmek için yapılmış bir saldırı olarak da değerlendirebilir miyiz bunu? Doğru, kuşkusuz o şekilde de düşünülebilir. Türkiye'nin bölgede öneminin artması, son İran'la nükleer takas konusunda dünyanın gündemini Türkiye'nin belirlemiş olması, Brezilya ile birlikte bu konuda arabuluculuk yaparak, geçmişte Türkiye'nin gündemi dışarıdan belirlenirken artık Türkiye dünya gündemini belirleyen, dünyada konuşulan, hem bölgesinde komşularıyla iyi ilişkiler geliştirerek komşuların tehdit olmaktan çıkarıp
bölgesel bir güç, küresel bir güç haline gelmesi, uluslararası toplum nezdinde itibar kazanması, etkinlik kazanması gerçekten mutlaka birilerini rahatsız ediyordur. Dün başbakanımız da söyledi. Ne zaman Türkiye demokratikleşme, insan hakları, özgürlük, ekonomik anlamda her alanda gelişse, biraz toparlansa, kendine gelse, bir takım karanlık odaklardan bazı sorunlarla Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle uğraşması, Türkiye'nin bölgeye ve dünyaya yönelik politikalar geliştirmesinden rahatsız olan çevreler var. Biz bunları görüyoruz. Bunu terör konusuyla da mutlaka ilintilendirmek lazım. Yani bu terör mutlaka Türkiye değil, uluslararası bağlam içerisinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Çünkü bu Türkiye'yi kendi iç meseleleriyle uğraştıran, oraya birçok ekonomik kaynakların aktarılmasını gerektiren ve Türkiye'nin bu anlamda bu meselelerle uğraşırken uluslararası meselelerde etkin olmamasını isteyen güçlerin mutlaka içinde olduğu, parmağı olduğu bir olay. O açıdan bölgemizde Türkiye'nin bu etkinliğe kavuşması da ve dünya meselelerini Türkiye'nin barışçıl çözümlerle arabuluculuk etmesinden de mutlaka rahatsız olunduğu bir gerçek. Ama biz bunlardan çekinecek bir ülke değiliz. Dün başbakanımız da söyledi. Bu arada... Biz köksüz bir ülke değiliz. Biz 1000 yılı aşkın bir medeniyeti olan bir ülkeyiz. Ve geçmişimize de baktığımız zaman hiçbir din, mezhep ayrımı yapmadan biz nerede bir ağlayan göz olmuşsa, bir kanayan yara olmuşsa biz her zaman oraya gitmişiz. Bosna'da da bir sıkıntı olduğunda biz oradayız. Filistin'de de oradayız. İran'da da, işte ben geçtiğimiz günlerde Afganistan'daydım, orada da. Yani biz hiçbir çıkar gözetmeksizin dünya barışı için çalışıyoruz. Bugünkü mesele de bu kapsamda değerlendirilmesi lazım. İnşallah evet. Ümit ediyorum ki Türkiye gibi diğer ülkelerde, özellikle Arap ülkeleri de kendi üzerlerine düşen tepkileri ve o dik duruşu, o dik duruşu sergilerlerse Sayın inanıyorum Çocuk'a, ki bu sorun gidiyor. Şu anda bir son... Evet sayın seyirciler, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Sayın Abdullah Çalışkan stüdyo konuğumuz ve kendisiyle sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Çalışkan, şimdi Deniz İkmal Komutanlığı'na yapılan saldırı ve yardım gemilerine İsrail'in yaptığı saldırı bir tesadüf mü? Konuşmaları, soruları herkesin aklındaydı ve şimdi şöyle bir tespit var. Biz eğer bir müdahale yapmak isteseydik İsrail gemilerimize saldırdığı anda, operasyonu başlattığı anda İskenderun en yakın limandı. Buradan harekete geçecektik. Bu olayın da bir tesadüf olmadığı konuşuluyor son dönemde. Sizin yorumunuz nedir? Yani o tip tabii konuşmalar yapıyor da ben bu iki olayın birbiriyle bağlantılı düşünülmesine karşıyım. Yani terör konusu zaten 30 yılı aşkın ülkemizi uğraştıran Güneydoğu bölgemizde olsun, zaman zaman farklı bölgelerde ortaya çıkan bizim sürdürdüğümüz bir mücadele. Bu son gündemdeki konu, yardım gemilerine saldırı konusu tabii yeni bir gündem. Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmasını, öyle bir takım komplo teorileri geliştirilmesini doğru bulmuyorum. Ama PKK ilk defa bir deniz komutanlığına saldırdı. Neden böyle bir taktik değiştirdi? Yani bunun cevabını zaman içerisinde bulacağız. Zaten İçişleri Bakanımız da bugün yaptığı açıklamada çok kapsamlı bir şekilde bunun, bu konunun başlangıcını ve sonuç kısımlarını hep beraber bir bütün içerisinde araştırdıklarını söyledi. Yani bu bağlantıyı kurmak bence doğru değil. Terör konusu az önce de vurguladım. Türkiye'nin güçlenmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını, ekonomik olarak belli bir çıtayı geçmesini istemeyen, Türkiye'nin kendi iç meseleleriyle uğraşıp dışarıya karşı herhangi bir etkinlik içerisine girmesini istemeyen çevrelerin, bu içeride de olabilir, dışarıda da olabilir, genel bir bağlamda baktığımız zaman bu konu öyle bir konu. Biz bununla yıllardır mücadele ediyoruz ve Türkiye olarak da gündeme getirdiğimiz demokratik açılımla biz bu konuyu kökten çözmek noktasında gerekli iradeyi ortaya koyduk. Ama maalesef böyle bir milli birlik ve kardeşlik projesinde muhalefetten beklediğimiz desteği istediğimiz anlamda bulamadık. Evet. Ama biz bu irademizi devam ettirerek bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarıp Türkiye'nin asli olarak çevresini, bölgesini ve dünyaya yönelik açılarak daha etkin olmasını sağlamak için çalışacağız.
bağlantı kurmak bence doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki Sayın Çalışkan, şimdi dile getirilen planlamalardan bahsedilirken şöyle bir şey söyleniyor. İsrail yapmış olduğu bu operasyonla Türkiye'nin son zamanlarda, az önce de konuştuk, son zamanlarda yapmış olduğu diplomasi atakları, özellikle İran konusunda ve Orta Doğu'daki söz sahibi inisiyatif alma çalışmalarından, adımlarından sonra İsrail, Türkiye'nin bu hareketlerinden rahatsız oldu. Sen böyle güle oynaya burada söz sahibi olamazsın, gel bakalım bu ateşli çemberin içerisine sen de gir düşüncesiyle böyle bir operasyon düzenlenmiş olabilir denildi. İki taraflı, Türkiye'nin eğer o ateşli çemberin içerisine girerse İsrail bunu kendisi için kullanmış olacaktı. Girmezse de işte bölgede söz sahibi olmak isteyen Türkiye, bakın biz böyle operasyonlar düzenliyoruz ama yine bir şey yapamıyor gibi bir ikilemin içerisine sokmaya çalışıyor denildi. Şimdi bu konuda evet. Türkiye böyle bir ikilemin içerisinde midir? Şimdi Mücahit Bey, öncelikle şunu vurgulamak lazım. Bu son insani yardım gemisi götüren gemilere yapılan saldırı Türkiye'nin meselesi değil. Bu gemide siz de bahsettiniz, 32 milletten insanlar var, her dinden insanlar var, din adamları var, gazeteciler var. Yani bu uluslararası bir topluluğun olduğu bir gemi. Bu konuyu Türkiye-İsrail konusuna getirmek bence doğru değil. Burada Türkiye doğru olanı, söylenmesi gerekeni söyleyen bir ülke pozisyonunda. Burada diğer ülkelerde, o gemide vatandaşı olan diğer ülkelerde tıpkı Türkiye'nin koyduğu tavrı göstererek bu konuya karşı, bu barışa karşı, insanlığa karşı, insani yardıma karşı, sivillere karşı yapılan bu saldırıyı Türkiye gibi gündeme getirmesi, tepkisini nasıl başbakanımız koydu? Belki o kadar koymaya cesaret edemezler ama en azından ona yakın tepkilerini ortaya koyması meselesi. Ya burada bizim ön plana çıkmamız bizim haksızlığa karşı olan, genlerimizde olan haksızlığa karşı tepkiden geliyor. Yoksa bu konuyu Türkiye-İsrail meselesine getirmek bence doğru değil. Bu sivillere karşı yapılmış, savaşta bile başbakanımız söyledi, savaş bile olsa sivillere karşı, kadınlara karşı, çocuklara karşı bu tarz saldırıların yapılması doğru değil. Ama böyle bir insani yardım gemisine yapılan saldırıda Türkiye haklı tepkisini ortaya koymuştur. Diğer konular tabii haklısınız. Yani Türkiye'nin bölgede etkinliğin artması, son İran'a planlanan yaptırımı bir şekilde yumuşatmaya dönük atılan adımlar, belki bir takım ülkeler Amerika'nın İsrail'e saldırmasını bekliyordu. Belki bunda farklı çıkarları olacaktı. Türkiye belki burada bir girişim ortaya koyuyor. Bu da tamamen barışa yönelik, insanlığa yönelik, bölgenin huzuruna yönelik bir girişim. Evet. O açıdan yani şunu özellikle vurgulamak lazım. Türkiye-İsrail meselesi değil, bu konu bütün dünyanın meselesidir. Bütün bölgenin meselesidir. Bütün uluslararası toplumun, uluslararası örgütlerin meselesidir. Bunu biz Türkiye olarak biz diyoruz ki biz bunun takipçisi olacağız. Evet, Sayın Çalışkan, NATO'da takipçisi olacağız, Birleşmiş Milletler'de takipçisi olacağız, G20'de insan peşini bırakmayacağız. İslam Konferansı Örgütü'nde, Arap Birliği nezdinde gözlemci ülkeyiz, orada takipçisi olacağız. Biz zulme karşı bu konunun takipçisi, yoksa evet. Türk-İsrail meselesine getirmek. Bu yoğun gündemde Sayın Çalışkan, bize vakit ayırdığınız için, konuğumuz olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.